Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kastamonu 252. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Aziz Sıdık kardeşlerim, sizin miracınızı tebrik ve miraç sahibinin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet ilahiyede niyaz ediyoruz. Size bu bir iki gün zarfında nazar-ı dikkati celbeden bir iki küçük mesele yazıyorum. Size bu bir iki gün zarfında nazar-ı dikkati celbeden bir iki küçük mesele yazıyor. Demek ki büyütülecek mesele değil. Niye yazdı o zaman? Büyütülmemesi gerektiği için yazıyor. İnsanlar büyüttüğü bir mesele ama büyütülmesi gereken bir mesele değilmiş. Küçük mesele. Evvela Risale-i Nur şakirtlerinin bir kısmı bekar kalmaklığın çok sebeplerinden bir sebebini gösteren bir hadise. Yani bazıları mecbur kalmış, bazıları tercih etmiş bekar kalmayı. Onun sebeplerinden bir sebebini gösteren bir hadise. Bugünlerde gençlik darbesini yiyen ve bekar kalan ve teselli bulmak için Risale-i Nur ile alakadarlığa çalışan ve mühim bir mektepte ders almaya meşgul ve emniyetli bir adamın kelime kızı bulunan hanıma icmalen bir hakikati söyledim. Belki o havalide bazıları faydası var diye yazıyorum. Ne anladınız bu paragraftan? Peki bir de okuyayım. Bak, bugünlerde gençlik darbesini yiyen ve bekar kalan ve teselli bulmak için Risale-i Nur ile alakadarlığa çalışan ve mühim bir mektepte ders almaya meşgul ve emniyetli bir adamın kerimesi bulunan hanıma icmalen bir hakikati söyledim. Belki o havalide bazılara faydası var diye yazıyorum. Ustada kadar ulaşmış bunun sıkıntısı. Ustad da çözümü sunduktan sonra umumiyetle böyle ve bun cinsten olan hadiselere ışık tutsun diye, noktayı nazar olsun diye, miyenk olsun diye tahmin ediyor. Peki olay nedir Yusuf? Olay herhalde abi, bir hanım var. Hanım eşinden boşanıyor, bekar kalıyor. Ha, eşinden boşanıyor. Değil mi? Gençlik darbesinin eşinden boşanıyor. Sonra teselli bulmak için sandıkları çalışıyor. Evet. Doktor herhalde buna haber alıyor. Ona şey mi yazıyor? Peki darbe, gençlik darbesi niye dedi darbe? Evlilik darbe midir? Yanlış kişiyle evlendiği için mi gençlik? Aferin. Puf nokta bu. Yani uçuyorum, kaçıyorum, yandım, piştim, köfte oldum, virane oldum. Gençlik darbesidir o. Yanlış birisiyle tercih yapmış. Yoksa normal bir süreçte darbe denmez. Yani gençliğin getirmiş olduğu bir darbe var. Yani matkap var ya matkap. Deliyorsunuz tahtayı delen hariç. Bir de darbeli matkaplar var. Kolonları, betonları delen. Gor 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 vuru vuru, vura vura yapıyor. Darbe yani. Şimdi normal bir süreç değil bu. Gençlik darbesini yiyen ve bekar kalan. Ne oldu hani? Var mesela böyle. Yavrum etme diyoruz, tamam mı? Tanıdıklarımızın olur. Benim tanıdığım oluyor. Ya yapma, bu yanlış. Ne diyor biliyor musun? Daha nişanlı da. Bu benim kaderimdir hocam, çekeceğim diyor. Peki sonra ne oldu? Telefonda alı bile diyemiyor. Açıyor ve alıyor.
Peki ben nasıl cevap vermişim? Fıtratımı tahmin ederek cevap şey yapan. Baktım o, tak kapattım. El cezo min cinsil amel. El razı bi zararı la yüzerüle. Zarara bilerek, severek, tercih edip girene merhamet edilmez kardeş. Ama merhamete layık olana köpek olursun. Her türlü imkanını, her türlü yardımını koşturursun. Ama seni kale almam, ya hocam falan böyle. Seni bile kale almıyor ya. Mesela başka bir tane. Bak ya, evlendiniz, ikiniz de uygunsunuz. Sakın ha çocuğa mani olmayın dedim. Bu Avrupa'dan gelmiş, gavurlardan gelmiş bir özelliktir. Sonra 2-3 sene sonra çocuk isterseniz, çocuk ortaya çıkma yatağı bozulur. Ondan sonra bir sürü düşüklükler ve sıkıntılar çekersin. Yapma. Güya utanıyor. Tamam. Sonra aynı dediğim gibi ama yapıyorsun ama dedim sonra kapıma vuracaksın. Yok duvadır, yok dua et, yok bilmem ne var. Kapıma gelme ya. Ama böyle geleceğini de biliyorum. Allah'ın izniyle. Çünkü 50 küsür yaşında oldum. Adım gibi biliyorum. Yapın. Aynen böyle. Aynen böyle oluyor. Yani niye bu kadar mevzunun içerisini genişletmek, canlandırmak için, zenginleştirmek için örnek veriyorum. Ustad vermemiş. Batılı anlatarak safi zihinleri idlal etmemek için ustad. Ustada ne bir ders. Biz de ustad değiliz böyle. Sizin ders arkadaşınız olduğumuzda içerisini zenginleştireceğimiz zannıyla iki tane örnek verdi. Mesela anlaşıldı. Şimdi ne çözüm yapıyor? Veya böyle olmuş veya iradesinin dışında ehil bulanmadığı için bekar kalmış. Veya tercihen bekar kalmış. Bir böyle var üç tane model. Darbe yemiş. İki, emsal ararken bulamadı. Sana zahmet, kusura bakma. Lemalarımı da getir, sözleri de getir. Dedim ki, madem gençlik darbesini yedin, tamam, gençlik bir darbedir. Kaç yaşındasınız? Mesela Yusuf sen yaşlı gözüküyorsun. Veya sen kaç yaşındasın? 39 yaşındayım. 39. Tamam, kaldı bir sene. Sen Yusuf? 30. 30? 30, tamam. Sen? 32. 32. O Harun? 33 abi. 33. Bunlar hep genç. Osman kaç? 24. Fatih? 29. Yusuf? 18. 18. Sen? Adın ne senin? Ahmet sen? 22. 22'ymiş. Furkan? 20 abi. 20. Ha, tamam. Şimdi size darbeler duruyor. Tamam mı? İnşallah matkap gibi darbeler gelmez. Akıllı olacaksınız. Bu arada ben size hemen bir küfüften bir şeriattan, şeriatın dışındaki bir de benim tespitimi, küfüf hemen çabuk geçiyorum. Bununla alakalı iki tane ders var, oraya havale ediyorum. Küfüfle alakalı böyle hissettim ki böyle abi bunu da dese, darbe yememek için darbelemen gereken şartlar. Bak, bir küfüf için, küfüf nedir? Denklik. İslam hukukunda denklik, Diyanet. Denkliğin şartı bir. İki. Nesep. Mesela bak bu ikisi. Siz kaç yaşındasınız? Abi ben 15. 15 sen? 14. 14. Bunlar Allah Resulü'nün şeyleri, torunları. Hem anne tarafından hem baba tarafından Seyit ve Şerif. Bunlar peygamber torunları. Onun için bunlara nazım geçiyor. Evladımız böyle. 16 mıydı? 16-14. İşte nesep deyince hemen o hatırıma geldi. Bir, diyanet. Şimdi bu kalkıp da gidip Seyit ve Şerif. Hem anne hem babadan bu kalitede. Gidip leylim uçuyorum kaçıyorum diye rastgeleyle birisi evlense. Dedesinin öyle tokatını yer ki. Ama gerçi dedesi tokat vurmaz da. Hadiseler vurur ya. Dede vurmaz. İslam'da küfüf, diyanet. İki, nesep. Üç, sanat.
Sanat ne demek? Muhakeme muazzam. Çok güzel. Efendim? Kendini yönetme becerisi. Aferin ya, çok güzel ya. Ben vallahi gurur duydum şimdi. Çok hoşuma gitti. Sanat demek, muvazene, muhakeme, kendini yönetme sanatı. Kendini idare edebilecek mi yani, mukayyet mi yani, o yaşta mıdır? Çok güzel ya, elhamdülillah. Ya demek ki bazı şeyleri hiç derste alakası olmamakla beraber gene zikretmekte böyle faydalarını görüyorum. Yani meleke sahibi oluyoruz. 4. Hürriyet. Köle midir? Yani o maddi kölelikten hariç, şimdi de öyle. Yani bir şeylerin tahkim altında mıdır? Köle ruhlu. Yani araştırdığın zaman, mesela televizyonun kölesidir. İnternetin ile asıl saadetten önceki köleliği aramayın. Para kölesidir mesela. Araştırırsın hakikaten iş yerinden gelmiyor. Orada yatıp kalkıyor. Paranın kölesi olmuş. Derse mersi gitmiyor. Niye? Zamanım yok diyor. Köle yani. Hürriyet. Kaç ettin? 1, 2, 3, 4 hürriyet dedik. 5, kusurdan selamet. Bedensel ve ruhsal selamet. 6, zenginlik. Yani bu da çok önemli. Zengin kızı, gelecek bir fakir yani ekonomisi arkadaşı. Sorun. Sorun olacak. Yani fakir bir kızın zengin şeyi geldiği zaman orada da sorun. Yani ne oldum delisi var. Dengeyi bozulacak. Ne yaptı? 6 mı? Evet, doğru. Ondan sonra 7 istişare. Yani bunlar olduktan sonra istişare. Bakın bazıları istişare ile istihareyi karıştırıyor. Bu 6 tanesi olduktan sonra gene karar veremedinse böyle istişare. İstişare de veremezsen istihare. İstişare olduktan sonra istihare yatılmaz. 8 net istişare. 9, bu kadar badireleri açtın. Bunlar tamam. Tevekkül edeceksin. Tevekkül ve teslim edeceksin. 9 etti. 10, artık sabredeceksin. Ve ortalama 60-70 arası ortak tarafınız varsa tamam. Daha ortak tarafınızın çapını genişletip yürüyün. Problem çıkartma. %100 bir denklik yoktur. En %100 bize denklik, benim nefsim, benim ruhum, ben. 3 tane. Ne kadar farklılık var? Benim nefsim neler diyor bir bilsen ya. Denklik yok. Ha? Onun için %60-70 ortalama ortak tarafınız varsa güzel sıfatlarının çapını genişlettir, değiştirmeye kalkma. Neyse bu antiparantezdi. Gençlik darbesine ait buna misal olsun diye söyledim. Madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtri olan tenasül kanununa daha girme. Yani tenasül, çoğalmanın sebebi olan evlilik kanununa girme. Daha iyisini ara demiyor. Niye? Bir darbe yedin. O boşanmanın ruhta yaptığı nedir biliyor musun? Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Ben de boşandım. Dünyadan boşandım. Arzularımdan boşandım. İsteklerimden boşandım. O da bir boşanma ama tabii bu şirin latifesi. Arkadaşlar, binadan çıktı. Boşandık, binadan ayrıldık. Kafadan çıkıyor mu? Ruhtan çıkıyor mu? Bir sürü mazilerimiz var, onunla bir özel hayatımız var. Siliniyor mu? Bu tamir nasıl olacak? Onun için daha girme diyor. Yeni bir maceraya girme. Niye? Bu tamir olmadan çare arıyor, teselli arayan bir kız. Yani ne yapıyorlar bunu? Unutsun diye bir başkasıyla evlendiriyorlar. Başka bir tane toplumun bir yarası. Hasta, rahatsız, evlenir, düzelir. Bizim Karadeniz'deki ahlak bu biraz. Bizde çok var. Karadeniz'de, bilmiyorum Kürdistan'da var mı? Efendim? Rahatsız, psikolojik, kendisini idare etmekten rahatsız, evlenir, o onu idare eder, o da onu idare eder. Hayır arkadaşlar, iki sıhhatli kişiden doğar güzel bir aile. İki sağlıklı bireyin bir araya getirdiği yuva kaliteli olur.
İkisi de rahatsızdan sihatlı bir yuva olur mu? İki tane körü bir araya getirerek göz olur mu? İki tane sağırı pistonla sıkıştırıp tek insan yaparak kulak olur mu? Ya kendisi idare etmekten aciz ya. Sanat yok yani. Kendisini tanımıyor. Yönetemiyor. E baksana ya. Her gün ne kadar vakalar şey yapıyoruz. Bize ulaşılması için. Ne kadar uğraşıyor. Yani nereden yapıyorsak bu dersleri, bu laika dersleri yapıyoruz. Oluyoruz psikoloji. Tamam faydalı olalım keşke de. Fakat arkadaşlar, yani ben bildiklerimi sunuyorum. Yani bunun ilerisi artık sen yürüyeceksin. Ben sana yolu tarif ediyorum. Ben yürümeyeceğim. Ben sana yolu tarif ediyorum. Bak buradan ileri git kardeşim. Bak ileriden sağa dönüyorsun. 200 metre ileriden sola vuruyorsun. 500 metre git tekrar sola vur. 300 metre git sağa dön. Az ileride bina orası. Ben sana tarif ediyorum, sen yürüyeceksin. Ben kalkıp da yürüyecek halim yok. Yani tarif ediyorum. Tamam. Biraz böyle size bu veya bu işte alakalı olanlara şey olsun, laikaları içini zenginleştirmek için başımdan geçen hadiselerle izah ediyorum. Gündelik hadiselerle. Bunu zaten Risale-i Nur talebeleri okumuş. Ama bunu canlı tutmak, bir de beraber okuyalım diye. Diyor ki, böyle bir başına hal geldi. Vazife-i fıtri olan tenasul kanununa daha girme. Atıflarına bakmıyorum ha. Atıflarına bakmıyorum yani külliyattaki açılımlara, biraz daha izahlarına. Çünkü çıkamayacağım yani bayağı mesafe var. Niye girme diyor? Çünkü o vazifenin mukabilinde ücret olarak erkeğin aldığı muvakkat lezzet ve keyif bir derece bidayette kafi geliyor. Niye girme? Çünkü bu tenasul kanunu da muvakkaten erkeğin aldığı lezzet ve keyif bir derece evliliğin başında erkeğe bir derece kafi. Yani erkeğin çektiği sıkıntıya bir derece kafi gelebiliyor. Ama ilk dönem. Fakat bir çare kadın o vazife-i fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye, çünkü bir de şunu söyleyeyim. Kadın erkeğe lezzet noktasında taklit edemez, takip edemez, yetişemez. Bir kere ayda 15 gün özür oluyor. Yani erkeğin de inisar altına alamaz. Bunu karıştırmamak lazım. Bir de okuyorum. Fakat bir çare kadın o vazife-i fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye ve bir iki sene veledin meşakkatine, beslenmesine ve açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakatsizlik ithamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimi merhamet etmemesi cihetiyle daima sıkıntılara ve vicdan azaplara mukabil. İzdivaçta aldığı muvakkat bir keyif ve lezzet bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil yüzden birisine mukabil gelemiyor. Yani bu bozuk zaman kadının alacağı lezzeti tamamen ortadan kaldıracak kadar ağır vazifeler yüklenmiş kadına. Nedir o? Yani diyor, evlendiğin zaman ilk dönemde vazife-i fıtriyede bir, yani böyle kısa bir dönem, bir sene, 6 ay gibi dönem, erkeğin çektiği sıkıntı, düğün masrafı dışı belki bir derece kifayeten kafi gelebilir. Fakat diyor, kadın ise bir sene ağır yükü çekmeye çocuk hamile kalıyor. Bir iki sene çocuğu meşakkatle beslenmesine, iki, açık saçıklık sebebi, bir de açıksa din yoksa evde, yani din hakim değilse, açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakasızlık ithamı. Ne kadar sefi dahi olsa, erkekler karısının sadık olmasını, namuskar olmasını bilir, ister. Çünkü piyasada her türlü namert şeyleri yapar ve bilir o ortamı. Oradaki hadiseleri rastladığı için ondan dolayı
evini böyle olmasını istemez. Ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali. Yani evlilik çare değildir. Nefsi tatmin etmek, doyurmak adına mümkün değil. Evlilik çare değildir. Bunu kafanıza koyun bekarlar. Evliler de var aramızda. Ve evlilik çare değildir. Çare takvadır. Takva nispetinde, unutmayın bunu, takva nispetinde bir insan Allah'ın vaat ettiği cennetin küçük bir nümunesine dünyada girer. Takva kişinin cennetidir. Takva ücrettir. Takva ile ücret alınmaz. Yani takva ile ben ücret alacağım, cennete gideceğim değil. Verirse verir Allah, başka ama. Takva kendisi neticedir. Takva unutmayın, ruhun cennetidir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cennet cehennemle çevrilidir. Hadis. Cennet cehennemle çevrilidir. Onu aşman lazım. O bahsedilen, gelecekteki inşallah o cennet. Her ahiretteki şeyin dünyada da var. Mesela ahirette Allah gözüküyor, dünyada da var. Allah dünyada gözükmüyor. Müşahadetullah yok mu? Allah'ı görecek, dünyada cenneti görmeyecek adam. Anlıyor musunuz? Hakaiki manidendir. Amentu billah. Ve bil yevmil ahir. Ahiret. Amentu billah sırrındandır. Allah'ı müşahede edecek, fenay mutlaka mazar olacak, tamam? Allah'a görüşecek, Allah ile sohbet edecekler. Dünyadayken ahireti görmeyecek. Niye görmeyecek? Allah'ı görüyor. Ha, peki dünyada nedir o zaman cennet? Dünyadaki cennet takvadır. Dünyadaki cehennem günahlardır. Yani takvamız günahlarla çevrili, çember gibi. Onu aşman lazım. Onun için terk-i kebair, celb-i nefaya üstün olmuş. Yani şu cennete girmen için ilk önce bunu burayı yarman lazım. Burayı yıkman lazım. Onun için terk-i kebair, yani şu köprüyü geçmen lazım. Sonra netice. Onun için İslam'da sevap yapmak değil, haramı terk etmek esastır. Terk-i kebair, celb-i nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda hele hele usul esas olmuş. Esas değil, esasın esası olmuş. Onun için arkadaşlar, takvanız nispetinde ruhunuz cennettedir. Bunu anlayamıyorsunuz, anlayamazsınız fazla. Niye? Çünkü zıttı ruhunuz cehennemde olmadığı için buralarda irtibatınız var, burada kalıyorsunuz vesaire. Bunu dışarıda olan bilir. Ama dışarıda olan da bilemez. Çünkü takvası olmadı ki cenneti yaşasın. Hep cehennemde olduğu için. Bakın, ruhun huzuru hazır olan zatla mümkündür. Hazır olan zat olursa sende huzur olur. Hazır olmadan huzur olmaz. Hazır da ancak bu şartlarda olur. Takva ruhun cennetidir. Dünyada peşin. Rahat böyle yaşarsın. Evet. Bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil, yani birkaç dakika, 5-10 dakika lezzetten dolayı kadın, bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil, yüzden birisine mukabil gelmiyor. Yani o lezzet gelecekte onu bekleyen sıkıntılara kâfi gelmez. Mümkün değil. Aklı başında olanlar tabii, aklı başka yerde olanlar, aklı başka yerinde olanlar bu meseleyi anlamaz. Gelecekte afat bekliyor, afat. Yani meteoroloji istasyonu diyor ki, yarın İstanbul öyle dedi de, yarın İstanbul afakında çok kuvvetli bir sağanak yağmur olacak, belki de hortum da olacak. Tedbir alıyorlar mı, almıyorlar? Alıyorlar. Allah diyor ki, şöyle şöyle olacak diyor, fırtına gelecek manevi, tedbir almıyor. Ola çok tövbe estağfurullah, meteoroloji istasyonu kadar değeri yok mu Allah'ın? Bak merdivenden bağırıyor, estağfurullah, estağfurullah diyor, tamam. Doğru söylüyor. Yani meteoroloji istasyonu diyor,
Şemsiye alıyor. Çamaşırların içine alıyor. Rahmetli babaannem 3-4 saat önce romatizmasından dolayı oğlum otları içeriye alın. Mercedes. Biçilmiş ot, serilmiş kurumun. Ne oldu baban ya? Tüy gibi, çınlak gibi şey, güneş var. Oğlum yağmur geliyor. La ne yağmuru baban ya? Şuna bak ya. Oğlum artık müteaddit hava gördüğümüz zaman meteoroloji istasyonu haber yok ki orada radyo televizyon. Babaanne meteoroloji istasyonu. Babaanne nasıldır? Hafif ağrıyorum. Hafif geçecek. Oğlum hemen alın. Demek yaklaştı. Yani romatizma. Peki romatizma haber veriyor. İtimat ediyoruz. Allah haber veriyor. İtimat çeyim. Tövbe estağfurullah ya. Aroma gidiyor ya. Meteoroloji istasyonu çok defa söyledi. Çıkmadı da oldu. Genetim, her söylediğinde gene itimat ediyoruz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istasyonu söylüyor. Hiç yanlış çıkma, tutmama ihtimali hiç olmamış. Ya arkadaş bu böyle ya, bu böyledir. Yani 10 dakika lezzet için 10 sene azap çekilir mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sözünü söyleyeyim. Radıyallahu anh. Diyor ki, 10 dakika bir günah için diyor, 10 sene tövbesiyle meşgul olmaya değer mi diyor. Hani 10 sene tövbe yapsan da tövbe olduğu da belli değil yani. Olsa vicdanım rahat olacak benim de. 10 sene ya Rabbi onu affet. Ya Rabbi ikindi namazında. Ya Rabbi akşam namazında onu affet Allah'ım o şeyi. La 10 sene ya. Keşke 10 dakika yapmasaydık şunu. Yani değer mi yani 10 dakika için 10 senesi vicdan azabı ve tövbesiyle şeyle meşgul olmaya? Değer mi ya? 10 sene ya. Değmez. Demiyor ya. Ya biz 10 geliyor biliyor musun? Yani ölümü bayılmak zannediyoruz. Ölmeyi bayılma zannediyoruz. Ha bayılma. Allah aşkına ya. Bunlar ne kadar yıkadım ama gene ben ders almıyorum. En aranızdaki azgın nefis bende. Tevazu söylemiyorum. Bunlar ne kadar ceset yıkamışım, kefenlemişim. Ama lanet olası bu şu nefis. Morptan çıkıyorum, gömüyoruz. He kardeş ne yapalım bir çorba içsek. La çorba içememe mi gerekiyor ya? Cenazeden sonra acayip. Cenaze töreni, cenazeyi gömdüm. Tekini de verdim. Üstümde şey ha. Ondan sonra gömleği değiştiriyorum. İkindiye saat 3'teki düğün törenine konuşma yapıyorum. Bir yerde ağlama ortamında, bir yerde gülme ortamında. Acayip ya. İnsanoğlu ne gariptir ya. Adam hiç umurunda değil. İptal olmuşuz. Ve bilhassa küfüvü şeri tabir edilen, önceden okuduk. Küfüvü şeri tabir edilen birbirine seciyeten ve diyaneten liyakatı bulunmadığından seciyeten ve diyaneten. Seciyeten, yani fıtraten, diyaneten bulmadığından daha ziyade azap çektirir. Niçin biliyor musunuz? İnsanı tarif edeyim, bana göre tabii. Ustadın tarifi 218 şualarda. İnsan nedir? Ben tarif edeyim. Ustadda hiç alakası var mı? Bak şimdi. Affınıza sığınırım ama. Ustadın tarifi insan nedir? Kainat Kur'an'ının ayeti kübrası, ayeti kürsüsü, hakikati Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi bilerek bu ustadın benim tarifim. Örf ve ananeye doğan, kemalizm ninisiyle okulda okuyan, Alman hukuk kanunları ile cemiyetini tanzim eden, İtalyan ceza hukukları ile ceza gören, İsviçre kanunları ile evlenen, Yahudi ticaret hukukuyla ticareti yapan, İslamiyet'in %90 esasatı unutturulup %10 teferruatına boğdurulan, öldüğü zaman İslam kanunları ile gömülen bir mahlukuz. Çin gene bohçası gibi bir parça tamam. Ne olduğumuz belli değil. Ha arada bir tane de var. Çok özür dilerim. Örf ve ananeye doğan, kemalizm mektep beşiklerinde uyutulan, Alman hukukuyla cemiyeti tanzim olan, İtalyan hukuklarıyla ceza gören, İsveç kanunuyla evlenen,
Amerikan filmleriyle uyutulan, Yahudi ticaret kanunlarıyla ticaretini yapan, %90 esasatı, İslamiyet'in %90 esasatını unutturulup %10 teferruatıyla boğdurulan böyle bir insan öldüğü zaman İslam hukuklarıyla, İslam ancak o zaman işimize yarıyor, o zaman devreye giriyor. Öldüğü zaman İslami kanunlarıyla defnedilen, gömülen bir mahlukuz. Benim de insan tanımlamam bu. Tamam. Beşik neymiş beşik? Uyutulan beşik. Türküm doğruyum yasam, çalışkanım hoy hoy hoy. Ali uyu, Ali uyu, topat, Ali uyu, uyanma. Bir şey yapma, uyu, uyu, uyu. Kemalizm beşikleriyle uyutulan. Amerika, beşik Kemalizm. Uyuma ninisi Amerikan filmleri. Ni 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 ni. Bazen öcü geliyordu, ne kadar yanlıştı bir. Öcü geliyor şık falan. Çocuk böyle uyutuyor. Çocuk. Allah Allah. Gene sağlamız elhamdülillah. Allah ne kadar kaliteli ruh vermiş ki bu kadar gece gündüz dışarıdan içeriden hepimiz el birliğiyle ruhun bozması için uğraştık, bozulmadık hala elhamdülillah. El birliği yapmışız dışarıdan içeriden, dışarıdan gavurlar, münafıklar, zındıklar, Kemalizm, içeriden nefs emmare, evdekiler vesaire, herkes uğraşmış şu ruhu bozmaya, gene bozulmadı ya. Çünkü sanayi değil demek ki ruh. Çakma bir ruh değil yani. Orijinalmiş yani. Bozulmuyor. Ama son kullanma tarihine geldi mi dumanını attırıyor tabii. Ondan sonra tırık köprüden atıyorsun kendini. Abi bunu aldım yaşamak artık tadı kalmadı herhalde. Ha demek ki son kullanma tarihine doğru geldi. Bazıları diyor abi o ki nasıl yaşlandı ya artık yaşlanınca onun böyle dersleri ölçü değil. Çünkü dedim son kullanma tarihine geldi dedim onu artık kullanmayın. Bir daha okuyayım. Bilhassa küfü ve şer'i tabir edilen birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir. Ve bilhassa terbiye İslami haricinde bakın. Şu anda gelecek ha bomba gibi kelime bak. Bir daha söylüyorum. Ve bilhassa terbiye İslami haricinde ben düzeltirim. Evlenecek oğlan veya kız. İslam diye. Ya düzeltirim. Lan İslam bilhassa terbiye İslami haricinde Müslüman namı altında olanlar. Bu cümleyi görüyor musunuz? Ne demek? Ne anlıyorsunuz? Yusuf'um sen söyle. Vakıf olduğun için söyleyeceğim sana. Müslüman namı altında olanlar. Ne anladın abisi? Aslında öyle değil ama o nam altında olanlar. Yani. Evet değil mi? O nam yani Müslüman diyorlar. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Avram, Hans, George falan değil. Maria değil tamam mı? Ayşe Fatma'dır, Meryem'dir. Maria değil, Maria değil, Meryem. Tamam mı? Davut değil, David değil, Davut. Salomon değil, Süleyman. Tamam mı? Avram değil, Ahmet. Peki, nedir o? Böyle bir kisve, böyle bir model. Müslüman namı altında olanlar. Namı Müslüman, içi yok. Peki nasıl anlayacağız? Bir insan nasıl anlaşılır biliyor musunuz? En güzel anlaşılır. Hepten %100 isabet. Hiç endişe etme. Harun sen söyle. Simadan anlaşılır abi. Simadan zor. Simadan anlaşılır abi. Nereden? Bir simadan ehli anlar. Tamam sima kesin. Ama umumi bir yol değil o. O simadan ehli anlar. Allah'ın izniyle bakayım şu adam yamukluca gözüküyor. Tamam. Başka? Fiilinden anlaşılır. Fiil. Başka? Allah'ın kelamından anlaşılır abi. Kelamından, fiil, kelam. Gene uzaktayız ben o delikanlı. Libasından anlaşılır. He? Libas. Libasından ama daha çok mühim bir şey söyleyeceksin. Bak uzaktan kızımızı vereceğiz istedi o delikanlı. Bir kimlerle geziyor abi. Ha? Kimlerle geziyor, kimlerle beraber, nerede? En önemli bu. Avam için en önemli bu. Bu kesin çözüm. Çünkü ormana bakın çakal çakalla, domuz domuzla, karınca karınca. İle dolaşır. Öyle değil mi? Fare tavukla dolaştığını gördünüz. Fare fareyle.
Sinekler sineklerle. Ben bakıyorum, aa, en ufak hareketimle kuş uçuyor ama kuşlar birbirini. Tuttuk bir kuşu, getirdik buraya tepecikten. Burada hemen bunun arkadaş oldu. Ya sen kimsin falan, ya niye kondun falan diyor mu? Acayip bir şey ya. Tuttuk kuşu, hiç böyle ilginiz çekti mi? Bıraktık, aa, gitti onun kuşu, onun yanında, kumrunun yanında oldu. Kanadı sakattı. Tedavisine baktık. Anladın mı? Büyükçekmece'den ya. Baktık, gittik. Buradaki ilahi çalakası var mı? Akrabası yok. Bıraktık, uçurduk. Hop! Gittik onda. Beraberler. Lan ne haber? Nereden geldin? Kimsin falan? Demiyor. İnsan öyle mi? Acayip bir şey ya. Şimdi en iyi tanımlayan o delikanlı, o delikanlı nerede, kimle beraber, kime karşı? Ya işte tavuk tavukla rahat ettiği için tavukla beraberdir. O grupla, o arkadaşla ruhu imtizaç etmezse orada olamaz. Ben yürürken bile şöyle diyorum, derse gidiyoruz ya akşam. Yürümemiz ihtiyacımız var. Akşam yakın derslere yürüyerek gidiyoruz. Diyorum ki arkadaşlar, yürüyün ama beni bir yalnız bırakın. Ben yürürken bir şey yapayım. Yani tefekkürüm. Eğer emsal bir şey, emsalsak böyle, yani tefekkürde böyle yakın arkadaşlarımız oluyor bazı misafir abilerin. Yani mevzu itibariyle onunla beraber konuşa konuşa gidiyoruz ve keyif alıyoruz. Ne kadar yol bittiğini bilmiyorum. Ama imtizaç edemediğimle ben senelerce arkadaş olabilir miyim? Nasıl bir adamdır? Nerede kalıyor? Oraya bakın. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demişler değil mi? İyi olmak istiyorum demişler de. Bir insanın iyi olması için biz 10 saat konuşuruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki, İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Peki işaret-i cazdan bir delilimi yapayım. 107 ne diyor? Birbirine çeker diyor. Birbirine ne olanlar? Birbirine yakın olanlar açar mısın? O çok önemli olduğu için aç onu 107. Birbirine yakın olanlar birbirlerini celp ve cezbederler. 107 sağda ikinci paragrafta. Mütenasip. Ha mütenasip. Olan eşya arasında. Mütenasip olan eşya arasında. Meyil ve cezbe vardır. Ha meyil ve cezbe vardır. Tamam. Mütenasip eşya arasında, eşyada da böyledir. Meyil ve cezbe vardır. Mesela atoma ineyim. H2O. Şimdi oksijenin kaç elementi var? Oksijenin element sayısı kaç? 16 atom şeyi. Peki dağıt onu mühendis. O dağıt bakalım şey. Diz bakayım kaça kaç dizilmesi lazım? 16 değil ya. Elektronu 2 6. Oksijen 16 idi, doğru. Nasıl dizilir? 2-8. Ne yapar? 2-8. Ötekisini de diz. 6 ya. 2-8-6, 16. Atom değerliği 16. Dizsene kimyaya göre. 2-8-6. Peki, bu nereye tamamlayacak? En kemal mertebesine kaçtır? En kemal elektronik doyum noktası 8'dir. 6 vermek mi ister 8'e tamamlamak için, almak mı ister? Almak ister. Kaç alması lazım? 2 alması lazım. Hidrojenin atom değerliği kaç? 1 midir? Hidrojen 1. 2 tane hidrojen. O zaman ne yapar onu? Çak celbet. Hidrojenin gitmez. Yani atom seviyesinde de öyle. Yani eşya, mütenasip eşya arasında birbirine celp ve meyil vardır. Yani almaya meyil vardır, vermeye meyil vardır. Bütün her şey de öyle. Peki bunu bir şey tabii kafanızda olmayabilir de ben sıralıyorum. Kainatta bir aşk-ı lahuti var diyor. Nerededir bu mevzu? Aynı konu işliyor. 26. pencere. Tebrik ediyorum Yusuf'um. Vallahi bugün iyisin ha. Vallahi maşallah. 26. pencerede kainatta bir aşk-ı lahuti var. Aşk var yani. Birbirinin aynı bu konu var. Aynı aile için okuyun orayı. Yani 2-6, 2-8-6 oksijen. Ne yapar? Kainattaki aşktan bahsediyor.
Bunlar bir aşktır. Yani hidrojen 2'ye almak istiyor. Ah 8'i bir tamamlasam. Çünkü nakıstır. Kamil olması lazım. O zaman ne yapıyor? 2 tane hidrojeni aldı. 6'da son çemberde kendisi vardı. 8'i tamamladı. Tamamlanınca, aşkları tamamlayınca 2 farklı yapı su oldu. Hayata sebep oldular. Oysa oksijen yanıcıdır. Hidrojen yakıcıdır. İkisinin bir araya aşk olduğu, aşk ortaya çıkınca söndürücü oldular. Hayata sebep oldular. Su, ne alakası var? Oksijen yanıcı, hidrojen yakıcı. İşte tabiat şeyinde de yapısında da böyle. Bir de okuyorum. Bilhassa terbiye İslami haricinde Müslüman namı altında olanlar, Allah Allah. İmandan gelen, ne demek, ne yaparlar? Bak, Müslüman gözüküp Müslüman değiller. Ne özelliği olur da böyle diyor. İmandan gelen hürmet ve merhameti mukabileyi bulmadıklarından bütün saadet-i hayatı mahveder, cehennem azabı çektirir. Niye Müslüman namı altında dedim? Eylemsel tezahürü şudur. Yani Müslüman gözüküyor, içi İslamiyet alakası yok, gavur. Nasıl anlayacağız? İmandan gelen hürmeti olmaz. İmandan gelen merhameti mütekabile bulunmaz. Nazara nefsine mi dönük abi böyle? Yani hep kendi nefsine. Evet. Yani pergel insan diyorum. Pergeli koydun buraya, batırdın demirini. Pergelin demir ucunu batırınca o merkezde daire çizer değil. Bu Müslüman namı altında olanlar içi gavur. Yani itikadı gavur, anlı tercihleri gavur. Yani mesela diyorsun, aa Müslüman ya, buna nasıl taraftar? Gavur ya, içi gavur. Nasıl anlayacağız kardeşim? Tercihleriyle, yaşantısıyla nerede duruyor? Bilerek, bak bilerek, severek, İslamiyet'in dışındaki tercih edene Allah ayetinde şöyle diyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ha? Bilerek, severek dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Yine ya gündemi söyleyeyim. Ay iki gün sonra seçim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne imanı olan veriyor. Verebilir mi imanı olan? Bilerek veremez. Sorayım sana, verebilir mi? Sen cevap vereceksin. Ben söylüyorum. Kabine girdin. Oy kabinine. Ne olur vicdanına soruyor. Aklını. Kabine girdin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sicili belli. Allah'ını seversen, oyunu aldın. Hiç vicdanın rahatsız olmadan, Hutbe-i Şam 146... Vicdanını rencide etmeden, rahatsız olmadan bir iman sahibi şerri rahatı kalple işleyemez diyor. İmanı varsa. Nerede geçiyor dedim? 146 nerede? Hutbe-i Şamiye. Bak, imanı olan bir insanın vicdanını rahatsız etmeden, rencide olmadan rahatı kalple günah işleyemez. Günah işler. İmansız olmaz ama rahatsız olur. Yapabilir. Kendine şahsı hukukta ama umum hukukta yapamaz. Mesela misal vereyim. Silaha dayadılar, içki iç lan dediler. İçmiyor. Ölürse şehittir, ölmese içse hiçbir şey yoktur. İyi dinleyin burayı. Nedir o? İçki içmek kendisine ait. Silaha dayadılar, zina yap dediler karşıya. Ruhsatı yoktur. Yani karşıya zarar vermeye ruhsat yoktur. İçme de haram, zina da haram. O ikisi de aynı sebep. Başkasına veremez. Dolayısıyla şahsi hukukta yapabilir ama topluma taalluk eden bir haramı silaha dayasalar da yapamaz. Onun için vicdanını rencide etmeden tam huzuru kalple şer'i işleyemez. Şahsi hukuk. Topluma dayalı olan bir şeyle ise vatanını satmak, vatanına zarar verecek bir şeyi kesinlikle yapamaz. Şimdi kabine girdin. Aldın mühürü. Bunu bildiğin halde. Risaleleri okumuşsun. Belirli mücadele vermişsin topluma karşı. Bir hizmette bulunuyorsun. Bakın belirli bir seviyen var yani. Bir kariyerin var. Mütevellisin yani. Demek şuurlu bir insansın. Topluma faydalı olmak için atılmış kahramansın. Kalkıyorsun o elinle,
kafandaki şuur, kalbindeki imanın uzantısı olan elinle bildiğin ve senelerce mücadele ettiğin cepheye basıyorsun. Bu imansızlığın alametidir. İmanı olsaydı o kalbinde o iman durdururdu seni, yapamazdın. Rahat kalple vicdanını rahatsız etmeden ver muhakematı. Şey muhakemat diyor Mutbe Şami'ye. Yapamazsınız. Niye bunu söylüyorum? Müslüman namı altında, abi burada buldum. Müslüman namı altında olanlar. E içini neyle dolduruyor? Gündelik hayatta dolduracağım. Niye oraya girdin? Ya kardeşim neyle izah edeceğim? Gayb'tan mı bahsedeyim? Hey, Hazirun cemaatine gayb'tan bahsediyorum bak. Bak arkadaşlar. Çok özür dilerim. 146 dedim, 144. Bizde biri fasık olsa galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Zira arzu-i masiyet, günah arzusu, vicdandaki imanın sadasını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istifaf etmeden, istifaf hafife almadan... Mesela Mecelle'de kanun söyleyeyim, İslam Anayasası'nda bir günahı istihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür diyor. Ne demek? Hangi zamandayız? İnkar etmek, istihlal, helal bulmak. Hangi zaman? Olur mu ya şimdi haram? İstihlal, helal ve istifaf etmek. Olur mu ya şimdi ya? Ya bu o kadar bir şey değil, o kadar mühim değildir bu. O kadar büyük anlattıkları kadar değil. Hafife almak alameti küfürdür. Cümleyi bir daha okuyorum. Mecelle'den de söyledim. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istifaf etmeden ya iş olmaz. Etmeden tam ihtiyar ile şerri işleyemez. Onun için İslamiyet fasıkı hain bilir. Şehadetini reddeder. Yapıyorsa haindir. Mürtedi zehir bilir. Mürted kim? İslamiyeti iddia edip, alim ve fazıl, İslamiyetin ahkamını zıt göstermek, bilerek. Bu mürteddir. Mürteddir. Mürtedi zehir bilir, idam eder. Ha? Bak, arkadaşlar, İslamiyet zan değil, itham değil, birbirini aşağılamak değil, birbirini suçlamak değil. İslamiyet, yoldaki işaret taşlarımız nettir. İslamiyet'te, Kur'an'da, bak Allah Kur'an'ında, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde, Bediüzzaman Risale-i Nur'da, alimler kitaplarında kesinlikle hak batıl, hak batılı evirip çevirip kıvırmazlar. Net söylerler. Haktır batıldır, haktır batıldır, haktır batıldır. Evirip kıvırıp çevirmez. O bize, biz döneklik bize ait. Kıvrılan adam kıvırır. Efendi felsefemiz de var tabii hemen. Ya hemen dememek lazım. Onları felsefeni kardeşim senin cebinde olsun. Onu kabirde gidince haşir meydanında söylersin Allah'a. Tamam? Öyle olsaydı kul ya eyyel kafirun, sizin gibi sizin kafirler. Resulullah zamanında inmedim. Kimlere diyor? Bu ayet okundu mu okunmadım? Ey sizin gibi kafirler. He? Kul ya eyyel kafirun. Ben mi uydurdum tabi estağfurullah? He? Ena dine indallahil İslam. İne dine indallahil İslam. Din diyorsunuz putlarım. Allah'ın nazarında din bu. Başka din yok. Ne dini yani? Dinler arası ne diyalog? Din yok ki Allah'ın nazarında. İne dine indallahil İslam. Allah'ın nazarında din tektir. Dinler yok ki diyalog olsun. Dinler yok. Din tek. Çok nettir yani. Allah haşa kıvırıyor mu? Tövbe estağfurullah. Kur'an'ında hak batıl net değil mi? Kişileri, zararlı kişileri deşifre etmiyor mu? Beddua etmiyor mu bir de? Hangi surede? Ebu Leheb miydi? Elleri kırılsın diyor da tevet ya. Tamam? Ebu Cehil'e şunları bunları. Allah gıybet ediyor yani. Bakın Kur'an'da Allah gıybet ediyor. Hem de namazda. Tebbet yeda ebi lehebim ve teb. Allah gıybet ettiriyor bize. Hem de namazda ha. Ya ne güzel bir Allah ya.
O kadar harika ki. Vallahi kanıma kadar hissediyorum, yemin ederim. Ya. O kadar böyle bir Allah olması lazım. Hiç evirip çevirmiyor. Haş. Tak 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 tak. Bu budur. Bak Bediüzzaman'a ne verdi? Kıvırdı bir yer var mı? Lozan'ın suratını adama söyledi. Beşinci şahit söyledi. Bu deccaldır dedi. Tamam, bu İslam düşmanıdır. Beklenilen zındık budur diyor. Öyle mi diyeyim? Anında kafir olacak diyor, şapkayı söylüyor. Hiç affetmiyor değil mi? Ha Bediüzzaman'ı anlamadı. Beyefendi radiyallahu anh sen anladın yani. Sen de evirip kıvırıp kıvırıyorsun. Evirip kıvırıp çevirme. Konuşacaksan konuş, susacaksan sus. Ama konuşma makamındaysan susmayın. Peki niye o söyledim? İçini dolduruyorum. Müslüman namı altında olanlar. Müslüman, haza Müslüman gözüküyor. Ama bir bakıyorsun ki Laz'ın dediği gibi sus kabakları var böyle Karadeniz'de. Bakarsın diyor hıyar. Bir kırdı adam üst, çıktı üstü bir diyor. Sus kabağın içi boş ya. Lif 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 var. Adam baktı hakikaten tipi sus kabağıyla hıyar aynı benzer. Büyük hıyar. Ulan bakarsın hıyar dedi kırarsın üstü bir çıkıyor diyor. Adam bir bakıyorsun Müslüman, bir bakıyorsun üstü bir. Kof. Müslüman namı altında olanlar bütün saadet-i hayatı mahvediyor. Cehennem azabı çektiriyor. Müslüman namı altında. Ne yaparlar bunlar? Eylemi söylüyor. Bunlarda hürmet olmaz. Hürmet haram, mahremi yok. Mesela bak tesanüt, ders yaptık. Tesanüt ne demek biliyor musun? Tesanüt senetleşmek demektir. Akitleşmek demektir. Senle tesanüt edeceğiz. Cehaletle tesanüt olmaz diyor Kutbe-i Şami'de. Cehalet olmaz. Peki tesanüt senetleşme, akitleşme, anlaşma, orada birleşme. Nerede yapacağız? Laikalarda. Risale-i Nur'da senetleşeceğiz. Senetleşen de tesanüt oluruz. Tesanüt senetleşmektir. Nerede senetleşeceğiz? Ortak bizi kim idare edecek? Protokolümüz kim olacak? Ehl-i Dünya protokol diyor. Biz de senet diyor. Protokolümüz mu? Müslüman namı altında olmayacaksın. Nurcu namı altında. Bir bakıyorsun Nurcu, içine bakıyorsun Kov. Bir bakıyorsun Hoca, içi zındık. Nerede biliyorsun? Fiil. Yani normal bir Müslümanın vicdanı bile rahatsız olan fiili bir alim denilen zat yapabilir mi? Demek ki o vicdan onda yok. Bir normal Müslümanın vatanına, milletine yapamayacağı bir fiili alim fazıl denilen bir insan yapıyorsa o normal avamda olan vicdan ve itikat onda yok. Efendim bilmediğin şeyler. İftira, ne iftirası? Ortada realite var. Acı bir şey. Dinde olmayanı dinde göstermek, var olanı dinde çıkarmak Allah Resulü ne diyor? Ehli bidâ mı? Ehli bidâdır da. Peki Kur'an'ımız ne diyor? Mektubatta. Diyor ki demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Allah ne diyor ayette orada? Mektubatta 19. mektupta. Diyor ki mimme kezebe alallah. Ve orada Allah adına yalan söyleyen. Onlardan daha zalim kim vardır? Allah adına, Allah dedi diye gösteriyor. Dinde olmayanı kendisi uydurursa Allah dediği gibi oluyor. Yani dinde olmayan, Allah'ın dini tek. Ben bugün dininizi tamamladım diyor. Veda hutbesinde değil mi? Allah Resulü. Kemal buldum ve size diyor Allah din olarak İslam'ı seçtim. İne dine indallahil İslam. Bunu okuduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri ağladı. Din tamamlandı. Allah indinde İslam bitti. Ama İslam'ın dışında din diye bir şey gösteriyorsa Allah adına iftira ediyor. E bundan daha kafir kim olur? Kafir olmaz abi, münafık olur. E işte öyle bir şey olur. Kafir olmaz. O da bir seviyedir. Bakın Allah'ın dini bitmiş. Tamamlanmış. Ama dinde olmayan bir şeyi din diye göstermek ne demektir bu? Allah dedi diyor. Allah demedi, ben bitirdim diyor. Var olanı da inkar etmek. 19. mektup ya, bir okur musun sen o ayeti ve hadisi? 19. mektup. Ver bakayım bana, ver. Canım benim, ver. Çünkü böyle garip garip bakıyorsunuz. Ben sanki uzaydan bahsediyorum. Ama gerçi biliyorsunuz orayı. Doğru, haklısınız. Kusura bakmayın. Efendim abi, oku abi. Başka yerde var da. He. 312 var. 312 mi? 26.
312'de olmaması lazım. O kadar ileri mi? Oku bakayım abisi. O zaman 312. 312 ayet mi? Allah Allah. 312. Ha femen ezde mimme kezebe alallah. Tamam. Bir de şey de var. Aferin lan mühendis bey. Açtı çıktı abi. Allah Allah. Açtı çıktı ha? Niye demiyorsun peki? Ulan benim gibi riyakar değilsin ki diyesin. Aferin lan sana. Aferin. Açtı orası çıktı ha? Fesbana. Bak şu. 96'da. وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَامِدًا فَلْيَتَبَبَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ hadisi. Ötekisi de فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ. Bu ayet aynı. Burada وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَامِدًا فَلْيَتَبَبَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ. Bu hadis. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam demediğini diyen, dediğimi de yalanlayan, cehennemde yerini hazırlasın. Allah adı femen ezzamu men kezebe alallah. Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim var? Bak bu. Allah demedi diye, ne demek? Dinde varmış gibi, din miymiş gibi söyleniliyor. Din midir? Yok. Peki, din değil de din diye gösteriyorsa, Allah demediği halde Allah bana dedi demektir. Allah'a yalan yapmak kadar kim olabilir? İsim de kullanmıyor. Allah bizi. Allah Allah. Peki niçin buna giriyorsun? Kardeş bir daha söylüyorum. Ben ders yapıyorum. Ben ders yaparken toplumun, laika yapıyoruz. Laika demek toplumun gündelik hayatına ışık tutacak, istikrarına temin edecek, ifrat tefritten kurtulup Risale'nin ölçüsüyle ne diyor diye bakılan eserdir. Onun için Müslüman namı altında olanlara ben içini dolduruyorum. Ne yapar bu? Bunlar imandan gelen hürmet olmaz. Hürmet demek böyle nasılsınız, hoş geldiniz, bu değil. Mahremiyeti yok, haramiyeti yok. Yani bir şöyle diyeyim, eskide haram, mahrem yerler vardı. Hürmet de oradan geliyor. O hürmet etmiyor yani haramiyetine. Duvarları çevirirlerdi böyle. Yunanistan'da hala var. Evi değil, bahçenin avlusu bile gözükmezdi. Mahrem, haram, hürmet. Oraya bahçe bile girmez. Ardın bahçede ev içi gibiydi. Bu hürmet. Yani haramlara değer vermek. Haramları onaylamak. Haram helal olmayan hürmeti yok demektir. Mahremiyeti yoktur yani. Sonra iki, merhameti mütekabili bulamadıklarından, yani kendi aleminde, tamam mı, merkeze koyup hiç karşı kale hiç almadan, hiçbir değer vermeden, değeri harbiyesi yok, kale almadan, merhameti mütekabile. Ne anladınız merhameti mütekabili? Yani onun yapısını, onu hiç kale almadan, onun ruhsal yapısını, onun hukukunu, kul hakkını, Allah'ın ona verdiği hakları ve onu sana Allah emaneten vermesi, hiç gibi böyle ulvi değerleri seciyeten hiç bakmadan bütün yaparsa, bütün saadet hayatı mahveder, cehennem azabı çektirir. Adam keyfi ya. Mesela bir tanesi söyleyeyim. İsterseniz şunu bir açın. Bak, evlenmişler. İlk önce maske kullanıyor. Hihihi, içiyorum, yaçıyorum falan. Yalana bak bir kere. Müslüman, Müslüman aldatır mı? Münafıklık alametidir yalan. Yalan, lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıkları silahtır. Müslüman öyle diyor. Yalan, lafzı kafirdir. Kafirin kullandığı özelliktir. Müslüman, Müslümanı aldatırsa Allah Resulü diyor ki, ya Resulallah, ağzıma almayayım onu. Müslüman bu haramı yapar mı? Yapabilir diyor. Düşebilir. Ya Resulallah bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ya Resulallah yalan diyebilir mi? Müslüman yalan diyemez. Tamam. Yapamaz. Yalan yapamaz. Allah Allah. Ne diyecektim? Beynim sıfırlandı. Acayip bir şey. Bir yere götürecektim. Sizi. Sizi bir yere götürecektim. Ama istenmedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
Tamam. Ne yapıyor? Müdahale demek bu demektir. Ötelerin müdahalesi böyle anlayın, bir parçasını böyle anlayın. Başka müsbetini söyleyeyim. Size böyle bir şey okurken, tefekkür ederken, bir ders yaparken tak diye o kadar koridor açık ki, hava koridoru. Burası fırtına, burası yağmur, afat. Ortada daha hiçbir şey yok. Bir bakıyorsun böyle, bakarsın böyle tıkır tıkır şeyler gelir. Ne demek? Senin adına değil, bunun adına. Demek ki size lazım değilmiş. Tamam. Şurayı da okuyayım da kesin. Kaç dakika oldu? Bir saat abi. Bir saat oldu mu? Müslüman namı altında olanlara atıf yapıyorum size. Yazmak isterseniz, bu Murat burada mı? Sonra nerede atıf yapayım diye. Atıf hastası benim gibi. Atıf şu, bak gösteriyorum. 252'de Müslüman namı altında olanları tanımak istiyorsanız daha açılımını. Lemalar 80, Emir Dağ 1 125, Lemalar 80, L 80, E 1 125, BM, ne demek? Büyük Mesnevi Nuriye 626, Ş, Şualar 292. Peki, şuraya, tam şuraya yapacaksınız atıfı. Vazife-i Fıtriye, tam onun yanına yazın. S, 655. Aynı yere 395. Gençlik darbesini yedin. Bir vazife-i fıtriye olan tenasül kanununun hemen oraya yazıyorsunuz. Yani 300 sözden 355, 555. Ondan sonra vazife-i mukabiline ücret olarak oraya da E249. E2 ne demek? Emirdağ. Yani şu, nerenin açılımını yapıyorsanız hemen onun yanına yazıyorsunuz atıf. Tamam? Bak, bu buraya, 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 bu buraya. Bakın, görüyor musunuz? Yani neyin açılımıysa, neyin açılımıysa yapıyorsunuz. Bu dersin ikinci versiyonu devam ederiz başka zaman. Buradan bana hatırlatın, bundan sonra yaparız. Eğer şey yaparsanız, hatırlatırsanız bu dersi devam ederiz. Tamam arkadaşlar, ciddi bir şeydi. Sorusu olan var mı? Yok. Amin. Allah razı olsun dedi. Allah sizden de razı olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. İhtina sıratel mustakim. Sıratel lezine namta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. El Fatiha.